Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim. İşte bugün dünyanın beklediği kutlu şahıs Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgili konuşacağız. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir zahir bir de batın iki tarafı vardır. Zahirde kendisi adaletli, iyi niyetli, yoksulların dostu, kendini pek düşünmeyen ve hep Peygamber Efendimiz gibi ümmeti düşünen bir insan olacak. Batın ilimde ise kendisi gerçekten de çok itibarlıdır melekler aleminde, peygamberler aleminde. Gerçekten çok itibarlı bir şahıstır. Ve kendisi gök kapılarının kendisine açıldığı vakit de, yani bir şeyler anlatayım burada. Öyle bir gelişi olacak ki, yani farklı bir gelişi olacak. Yani bizim düşündüğümüz diğer peygamberlerden ayrılan noktaları olacak. Misal Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gelişinde Hazreti Musa'nın elinde bir asa var, yılana dönüyor ve Firavun'a bir şekilde akıl vermeye çalışıyor. Nehir kana dönüyor. Bir şekilde deniz ikiye ayrılıyor. İşte birçok mucize yani Allah ona gösteriyor ve bu şekilde Firavun kendini Allah görüyor. Musa Aleyhisselam karşısına çıkıyor, diyor ki sen Allah değilsin, sen Allah'ın bir kulusun diyor. Sen kibirlenme diyor. Seni de yaratan Allah vardır. İşte böyle bir adam asasıyla sadece çıkıp öyle bir devlet başkanının karşısına dikilmesi öyle her yiğidin harcı değildir. Hani Musa Aleyhisselam tek başına olmuş olsaydı, zaten Mısır'dan kaçmış, adamı öldürmüş ve kaçmış, yani firar etmiş oradan, bir şekilde orada kalmış olsa öldürüleceğini biliyor. Tabii ki tek başına kalmış olsaydı hiçbir şey yapamazdı ki Allah-u Teala ona onunla muhatap olduğunda dedi ki git kavmini kurtar ey Musa deyince, Musa da dedi ben nasıl kurtarabilirim ki dedi. Ne iyi bir konuşmacıyım ne de bir ordum var yani. Hiçbir şey yapamam diyor. Allah da diyor ki ben sana destek vereceğim. O zaman halen Allah'tan bir ilim istiyor. Yani diyor ki ben ne yapacağım diyor. Yani biraz mantıklı bir Hazreti Musa karşımızda vardır. Hani mantığını daha çok kullanan bir peygamberdir. Ve sorguluyor. Diyor ki ben ne yapacağım? Ve asanı yere atınca, yılana dönünce tabii görüyor mucizeyi. İşte birkaç tane daha mucize veriliyor. Hani Musa Aleyhisselam'ın başka bir kısasında ise Hızır Aleyhisselam'la gezi yaptığı zaman hani beraber bir yolculuk yapıyorlar Hızır Aleyhisselam'la. Yine kendi mantığını hep kullanarak hareket ediyor. Musa Aleyhisselam Kur'an'da anlatılan kişiliğinde biz bunu görüyoruz. Musa Aleyhisselam biraz daha duygularını kullanmayan, mantığını kullanan bir peygamber olduğunu görüyoruz. Yani her zaman sorguluyor. Misal Hızır Aleyhisselam'ı sorguluyor. Misal Allah diyor git kurtar kavmini ve Allah diyor ki ben niye kurtarayım diyor. Ben nasıl kurtaracağım diyor. Ve ona kabul etmemeye çalışıyor. Yunus Aleyhisselam gibi kabul etmemeye çalışıyor. Allah onunla öyle görüşler verdikten sonra tabii ki kabul ediyor ve yoluna koyuluyor ve gerçekten bir zafer, büyük bir zafer elde ediyor ve Yahudileri kurtarıyor zulümden. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın konusuna gelince, Mehdi Aleyhisselam da işte bu konuda Musa Aleyhisselam'a benzeyecek. Yani mantıklıdır. Yani ortamını bekleyecek, gökten gelecek olan gücü bekleyecek, sesi bekleyecek, melekleri bekleyecek, sabırlı olacak. Ve bunu da bilebiliriz arkadaşlar. Hatta birçok hadiste bu geçiyor. Hani diyor ki Hz. Mehdi ileriki yaşlarda olacak. İleriki yaşlarda olacak ama genç görünecek. Bazı kardeşlerimiz bunu 40 yaşında olarak görüyorlar. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı 40 olabilir. Ama Hz. Peygamber 63 sene yaşadı ve 23 sene peygamberlik yaptı. Yani biz Mehdi Aleyhisselam'ı 40 ile sınırlandırmamamız gerekiyor. Yani bunun 50'si var, 60'ı var, 70'i var, uzun ömürlü olacak hadisi vardır. Ve genç görünümlü olacak. Herkes onu tanıyacaktır yani. İleriki yıllarda zaten kendini belli edecek. Bunu bilelim yani. Sadece biz bile her şeyi anlatırken biz tam anlamıyoruz. Mesela Hz. İsa
İşte bebekken konuşma bir ayeti vardır Kur'an-ı Kerim'de. Oysa bazı alimler diyor ki o aslında bebekken konuşmadı. O ayetin geçişi vardır. Ayet bazen misal bir konudan bahsederken 3000 sene ileriye geriye gidebiliyor ayet. Bir anda bir geçiş oluyor. Bir film düşünün, ileriye gidiyor ve doğumlu bir ileriye gitme şeyi vardı. Mesela filmde mesela çocuk küçüktü, bir anda büyüyor yani. Böyle düşünün. Yani İsa Aleyhisselam'ın konuşma çağları gençken artık diyor ki ben Allah'ın oğlu değilim, Allah'ın kuluyum, Allah'ın bir gönderdiği bir peygamberim diyor. Hani o konuşması aslında gençlik yıllarıyla alakalı da Kur'an'da anlatılan. Bazı İslam alimleri bunu bebekken, yani sebiyken, Sebiyül Mehdi diye geçiyor. Yani bunu anlamamız lazım yani. Öyle her tefsir de gerçek anlamda anlatılamıyor insanlara. Çünkü o zamanın Arapçasıdır. Tabii Kureyş Arapçasını bugün Araplar bile anlamıyor. Benim eşim Arap olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim mesela okuyor. Ben diyorum bu ne demek istiyor? Ben öğrenmek istiyorum. Ben de Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorum da. Ama tam manalarını çıkaramıyoruz yani. Kendisine diyorum bu ne anlama geliyor? Ağzı ne anlıyor? Ağzı ne anlamıyor? Diyor ki bu eski bir Arapçadır. Yani biz bunu tam anlamıyoruz. Kureyş Arapçası. Peki İslam alimlerinin birçok işte burada teknik hata yapıyorlar. Arapların kendileri bile teknik hataları yapıyorlar. Teknik hataları yapıyorlar ve kendi aralarına 70'e bölünüyorlar. Çünkü herkes kendi nefsine uyarak bir ayeti tefsir yapıyor. Herkes kendi siyasi görüşüne göre bir tefsir yapıyor. Kendi ırkına göre bir tefsir yapıyor. Kendi koltuğuna göre bir tefsir yapıyor deyince böyle çoğaltıra binlerce farklı cemaat ve tefsir çıkıyor ortaya. Misal sen bir hocanın yanına gittiğin zaman hoca kendi sevdiği dünya görüşüyle benzer bir tefsiri sana verir. Der ki bu tefsirden başka bir tefsir okuma. Bu doğrudur der. Sen başka bir yere gittiğin zaman o adam da kendi dünya görüşüne göre sana bir tefsir verir. Sen dersin ki tamam ben zaten Arapça anlamıyorum. O tefsiri okursun. Adamın kendi teknik hataları bilemezsin yani. Ve toplum bu şekilde ayrışır. O diyor ki bizim dediğimiz doğrudur, siz bilmiyorsunuz. O diyor bizim dediğimiz doğru, siz bilmiyorsunuz. Bu şekilde toplum parçalana bu duruma geldi. Ve İslam alemini görüyorsunuz. Yani kendi iç karışıklıkları, savaşları, saltanat savaşları bitiyor mu yani? Bitmiyor. Bitmeyecek yani. Onun için bir yeni düzenleme gerekiyor. Yani nasıl bir düzenleme gerekiyor? Hristiyanların bir İznik konseyi vardı yani geçmişte yapılan bazı İncil'ler vardı ve o İncil'lerin arasında 4 tane seçildi. Matta herhalde Matta İncil'i ne biliyorum. Diğer İncil'lerden pek bilgim yok. Evet bu 4 tane İncil'i bir şekilde hak olarak görüyorlar ve devam ediyorlar. Peki biz bu kadar ayrılmış olan bir İslam alemi neden birleşip de ya tamam da kardeşim biz burada bir yanlış yaptık. Bir mesela Nisa suresinin bir ayetini Şii yani İran Şiileri farklı tefsir yapıyor. Mut'a nikahı diyor ki bir kadınla beraber olabilirsiniz. Onun ücretini verirsiniz. Yaşarsınız. Bir zaman sonra bırakırsınız. Parasını vermiş olursunuz. Bu ehli sünnet cemaatlerine baktığımız zaman bu yok yani bu haramdır yani bu nasıl olabilir mutlak nikahı haramdır yani kalkıp da bir kadına para verip de bir ay yaşamak haramdır zinaya girmiş oluyor dost hayatı gibi. Peki bu ayeti niye bu kadar farklı tefsir yapıyorlar İslam alimleri? Onlar da namaz kılıyor onlar da onların camileri de var onların camileri de var. Peki bizden istenen bu mu yani ayrıştırma mıdır ayrılma mıdır birlik olmamız gerekiyor ve İslam aleminin bu tür sorunlarını bir şekilde bir konsey yaparak ya da bir İslam cemaatleri birliğidir artık neyse toplanır der ki biz buradan bu kararı verelim bu olsun. Yani en yakın hangisiyse İslam'a İslam hukukuna hangisi uygunsa o olsun yani. Bu kadar ayrılmanın bölünmenin anlamı yoktur ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam işi hiç de kolay olmayacak ama hiç de gide zor da olmayacak. Onun bir sırrı vardır. Ne zor olacak ne kolay olacak. Tabii ki zaten Hazreti Mehdi geldiği zaman da ona
bazı cemaat ehlileri ona karşı çıkacaklar. Diyecekler ki biz seni biz beklediğimiz Mehdi sen değilsin. Nasıl ki Yahudiler bunu dediler Hazreti İsa için. Hazreti İsa'nın gelişi Yahudiler için biraz sıkıntılı oldu. Çünkü kendi tasarladıkları kafalarındaki planlamalarında ya da bekledikleri Mesih'e hiç beklemiyor, benzemiyordu Hazreti İsa. Onun için de ki Yahudiler halen 1-2000 senedir halen bir Mesih bekliyorlar. Hazreti İsa'yı kabul etmemişler ki. Etmemişler. Kendi profillerine uymadığı için, kendi kıyafetine uymadığı için, dünya görüşüne uymadığı için İsa'yı halen bile Yahudiler kabul etmiyor yani. Bunu da bilelim yani. Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gelelim. Hz. Peygamber Efendimiz'in de çıkışı Hristiyanları tatmin etmiyor. Çünkü Hristiyanların da bir beklentisi var. Ama bu değil. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların beklediği kişiye benzemediği için onu kabul etmiyorlar. Yahudiler yine Hz. Peygamber'i kabul etmiyorlar. Çünkü kendi beklediklerine benzemediği için nedense gelen peygamberler hani o günün dindar dediğimiz hani böyle tırnak içine diyoruz ya dindar kesimine benzemiyor nedense. Hep biraz farklı oluyor yani. Bu önemli bir ayrıntıdır. Çünkü Allah insanların beğenmesi için peygamber seçmiyor. Hani bir kurtarıcı göndermiyor. Hani sırf bu cemaat sevinsin diye ona benzer bir tane peygamber göndermiyor. Çoğunluğun beğeneceği bir Mehdi beklemeyin yani. Peygamber beklemeyin yani. Kurtarıcı. Yani hiçbir dünya tarihinde bu yoktur. Peygamberler eğer ki ötekileştirilmişse, peygamberler eğer ki naletlenmişse, eğer ki şeytandır denmişse, bu cincidir denmişse, bu delidir denmişse, zaten bunlardır zaten peygamberler. Yani bunlar toplumun çoğunluğunu kabul etmediği kişilerdir. Yani o günün dindar kişileri. İşte diyoruz ya dindar o zaman kendi dini neyse artık hak dini neyse o günün o pastayı yiyen kişiler. Yani o dinin sorumluları o durumun diyelim ki hangi çağda yaşamışsa peygamberler o günün dindarları zaten peygamberlerle mücadele etmiş. Hatta bir profesör bir araştırmacı bunu demiştir. Demiştir ki peygamberler aslında din getirme için gelmediler. Dinleri ortadan kaldırmak için geldiler. Peki nasıl yani? Bozulmuş olan dinleri kaldırmak için geldiler. Yani bozulmuş olan bir sistemi değiştirmek için geliyorlar peygamberler. Yani diyor ki sen dindar kendini zannedebilirsin. Sakalın 15 santi, hani 15 metre olabilir. İşte bir şekilde sen kendini dindar görmüş olabilirsin. Allah da diyor ki işte ben bu adamı çıkartırım seni rezil ederim diyor. Yani sen ister inan ister inanma diyor ve onları zaten rezil ediyor zamanla. Bu öyle oluyor olay. Yani sizin beklediğiniz kişi belki de kendinize benzer, kendi cemaatinize benzer beklerseniz yanılırsınız. Yani belki de çok değişik bir acayip adam çıkacak ortaya. Belki de bizi şaşırtacak, beni şaşırtacak, seni şaşırtacak, onu bunu şaşırtacak bir adam olacak. Yani onun için Allah bizi memnun etsin diye bir kurtarıcı göndermez. Sırf benim nefsim için göndermez. Allah işini biliyor. Belki de bizim nefsimizin çok zoruna gideceği bir insan olacak. Onu da düşünelim arkadaşlar. Allah bizimle olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu konu çok önemlidir. Unutmamanız dileğiyle arkadaşlar.